Sevgili seyirciler, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İktidardan seçimle ya da başka yollarla gideceksiniz. Bir siyasetçi 60 ihtilalini okumamış olsa bile, 80'den haberi olmasa bile bunun Türk siyasetinde ne manaya geldiğini bilir. İkincisi, bu sözler daha önce de oldu. Daha önce de pek çok örnek verdim. Ne diyorsunuz dedim bu arkadaşlarınızın söylediklerine. Yine cevap vermediler. Şimdi onların hepsini tekrar söyleyebilirim yukarıdan aşağıya. Niye sadece bu darbeci sözler belli bir partiden geliyor? Dolayısıyla söylediğimiz şudur. Diyoruz ki Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde birilerinin darbecilik gündemi var. İkide bir darbeci sözler söylüyorlar. Biz onlara cevap verdiğimiz zaman diyorlar ki biz darbeyi neyle yapacağız? Zabıtayla mı yapacağız? Ben de size zaten darbe yapabilirsiniz demiyorum. Darbeci zihniyetten kendinizi bir türlü kurtaramıyorsunuz. Sürekli olarak bu kışkırtmaların peşinde koşuyorsunuz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve sonrasında Amerika'da başlayan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrağ'ın, "Sizde sosyete damat çok, tavsiyemiz bu kuru sıkıcıyı gönderin, yerine epeydir reklamını yaptınız, havacıyı getirin" ifadelerine karşılık verdi. Bu aile meselesini siyaset konusu yapmak, bütün partilerin tabanındaki değerli vatandaşlarımız tarafından ahlak dışı bir tutum olarak kabul edilir. İlk defa bu, defalarca uyarmamıza rağmen, bakın haftalar boyu bunu yapmayın, bu doğru değil dememize rağmen, ısrarla CHP sözcüleri tarafından ihlal edilmektedir. Bir de sosyete damat diye bir şey uydurmuşlar çirkin bir şekilde. İşte yani benim bildiğim, Sayın Bakanımızın babası, Sadık Albayrak, statüko sosyetesine karşı mücadele eden biriydi. Statüko sosyetesinin mensupları Anadolu'nun içinden gelmiş bir aileye sosyete diyerekten saldırmaya çalışıyor. Sayın Sadık Albayrak'ın yaşadığı hayat, yazdığı kitaplar ortadadır. Anadolu'nun haklarını, Anadolu insanının haklarını korumak için statüko sosyetesine karşı mücadele etmiştir. Bunun için hapis yatmıştır, bedel ödemiştir. Bir kere daha söylüyorum. Bu kullandığınız kavramlar çirkin kavramlar. Bu kim için kullanılırsa kullanılsın. Sonra dönüyorlar, bakıyorlar. İnsanlar merak ediyor siz bu kadar aile işlerine meraklı olduğunuz zaman. Sizin durumunuz nedir diye. Bakıyorsun ki hakikaten Türkiye'de belli bir siyasi dönemi defalarca kapatmış. Orada tekelci bir hakimiyet kurmuş. İşte grupların temsilcisi olan kişiler aynı şeyleri söylüyorlar. Hala Anadolu'dan gelen insanları hazmedemeyen, kendi statükocu sosyetesinin kendisini ayna tutması gerekirken başkalarını aynı kavramlarla suçlayan bir şey var. Yani burada Türkiye'de bir oligarşi oluşmuşsa, Türkiye'de bir oligarşik bir siyaset modeli, oligarşik bir ekonomik model oluşmuşsa, bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramları üzerinden İşte sosyete vesaire gibisinden kavramlar kullanıyorlar. Yeni normal döneme geçişle beraber geçici süre kapatılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi, Yenişehir'le Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi dezenfekte edilerek hizmete açılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi yeni normal döneme geçişle beraber geçici süre faaliyetleri durdurulan sosyal yaşam merkezleri, kurs merkezleri ve kültür evlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Bu kapsamda koronavirüs dolayısıyla geçici süre faaliyetleri durdurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi, Yenişehir El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi ve Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Tesisler Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle hijyenik hale getirildi. Dezenfeksiyon çalışmalarının ardından eski vali konağının bulunduğu alanda bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi vatandaşların kullanımına sunuldu.
Sevgili seyirciler, Pamukkale son zamanlarda hava sporlarıyla ilgili merkez haline geldi. Bu sporu yapan yerli ve yabancı turistlerin havadayken gördüğü manzaradaki sorunu Pamukkale Belediyesi çözdü. UNESCO Dünya Mirası listesindeki beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale hava sporları turizminde de büyük ilgi görüyor. Beyaz cennet, yamaç paraşütü, sıcak hava balonu ile Pamukkale'yi havadan görmek isteyen binlerce yerli ve yabancı turistin yeni rotası oldu. Pamukkale Belediyesi'nin Akköy Mahallesi sınırları içinde bulunan ve kapanan belediyelerden gelen hurda halindeki araçların bulunduğu depo olarak kullanılan alan adrenalin sporları yapanlar için kötü bir görüntü oluşturuyordu. Bu konuda bir çalışma yapan Pamukkale Belediyesi hurda araçların bulunduğu alanda temizlik çalışması başlattı. Kısa sürede alanda bulunan yaklaşık 90 ton metal atık temizlendi. Hem bölgede yaşayan vatandaşlar hem de adrenalin sporlarıyla uğraşan ve Pamukkale'nin doğal güzelliklerini izlemek isteyenler görsel olarak kötü görüntüden kurtulmuş oldu. Yapılan bu çalışma nedeniyle memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Pamukkale'ye karşı güzel bir görüntünün ortaya çıktığını belirttiler. Bu hurdalıkların karşısında oturan iki katlı evde kalıyorum. Ama hurdalıklarımız daha önce çok kötü görünüme sahipti. Allah razı olsun başkanımız Avni Bey'den geldi, tertemiz yaptı buralara. Görüyorsunuz her tarafı pırıl pırıl. Allah razı olsun ondan. Pamukkale'mize karşı güzel bir görüntü yoktu ama şu an için çok güzel bir görüntümüz var. Allah razı olsun ondan. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise Pamukkale, Karahayıt, Akköy mahallelerinin turizm bölgesi olduğunu söyleyerek yaptığımız tüm çalışmalar Pamukkale'nin çok daha güzel olması için dedi. Pamukkale ve Akköy mahallelerimizin arasında, ortasında kalan bir alandayız şu anda. Bu alanımızda hurdalık olarak kullanıyormuşuz ve maalesef burada tonlarca hurda birikmiş. Ve bu hurdalarımız da özellikle balon turizmi ve yamaç paraşütü yapılan bu alanımızda yukarıdan bakıldığında açıkçası hiç de hoş olmayan görüntülere neden oluyordu. Biz de hızlı bir şekilde karar aldık. Dedik ki içindeki hurdalarımızın tamamını da geri dönüşüme gönderelim. Ve o tonlarca hurdamızı devletimizin geri dönüşüm malzemelerini kabul eden ofisine geçtiğimiz günlerde gönderimini tamamladık ve sağladık. Şimdi ise bu boş alanımızı güzelleştireceğiz, tertipli düzenli bir hale getireceğiz ve balon turizmi yapan, yamaç paraşütü turizmi yapan o vatandaşlarımız daha keyifle bu işi yapacaklar. Turistlerimiz de oralardan fotoğraflarını, görüntülerini aldıklarında o çirkin görüntülerle karşı karşıya kalmamış olacaklar. Aynı zamanda da tabii ki bunun içerisinde bir takım bakterilerin, böceklerin, sineklerin üremesinin de bu haliyle önüne geçmiş olacağız. Denizli'mize, Pamukkale'mize hayırlı uğurlu olsun. Sevgili seyirciler, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından 0-18 yaş grubundaki çocuklar ve gençler çarşamba günü 3. kez dışarıya çıktı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından 0-18 yaş grubundaki çocuklar ve gençler çarşamba günü 3. kez dışarı çıktı. Saat 14'ten itibaren dışarı çıkan çocuklar ve gençler zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi. Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar marketlerde alışveriş yaptı, aileleriyle parkta dinlendi, berber ve kuaförlere akın etti. Ailesi eşliğinde dışarıda olmanın mutluluğunu yaşayan çocukların keyifleri ise görülmeye değerdi. Evde çocuklarının sıkıldığını belirten aileler de sokağa çıkma iznini dört gözle beklediklerini ifade ettiler. Dışarıda geziyoruz. Oyun oynayacağız, gezeceğiz, yiyeceğiz, eğleneceğiz. Dışarıda arkadaşlarla dolaşıyoruz, yürüyüş yapıyoruz, öyle. Sınava LGS yazdım, ders çalıştım. Ders çalışmak dışında biraz bahçede durdum, başka bir şey yapmadım. Dün geldin. Buraya bir şeyler almak için. Ne yapacaksın? Bilmiyorum, şey anlamadım. Evde oyun oynuyorum, dedemi özledim. Şimdi biz kitap okuyoruz böyle. Mesela oyun oynuyoruz. Evde çok sıkılıyoruz. Televizyon izliyoruz. Evde sonra da arkadaşlarımız. Evde çok sıkılıyoruz. En çok kimi özledin? En çok öğretmenim. 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 Öğretmenim.
Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, belediye bürokratlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda yeni sürece yönelik talimatları verdi. Pandemi noktasında kendi çalışanımızı, kendi... 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, belediye bürokratlarıyla bir araya gelerek yeni döneme dair değerlendirmelerde bulundu. Almıştık biliyorsunuz. Hatta Sağlık Bakanı ve diğer bakanlıkların genelgeleri çıkmadan biz tedbirlerimizi aldık. Çalışanlarımızın özellikle 12 yaşa kadar çocuğu olan çalışan arkadaşlarımızın evde çalışma yapmaları noktasında ve diğer noktalarda çalışanımızı koruyacak önlemleri aldık. Başkan yardımcıları ve tüm müdürlerin hazır bulunduğu toplantıda Başkan Batur, bürokratlarına ve belediye çalışanlarına pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti. Bu da bizim en büyük sevincimiz, artımız. Biliyorsunuz dünden itibaren normalleşme süreci başladı. Bu normalleşme sürecinde özellikle 2,5 aylık süreç içinde büyük emek sarf eden değerli çalışma arkadaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımızın talimatlarıyla çalışan emekçi arkadaşlarımıza, bütün belediye çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Başta Temizlik İşleri Müdürlüğümüz olmak üzere, Park Bahçeler Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz, Sosyal İşler Müdürlüğümüz bu işte lokomotif olarak çalıştılar. Fuar Evlendirme Dairesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıya girişlerde de maske ve dezenfektan kullanımına özen gösterildi, ateş ölçümü yapıldı. Salonda mesafeli oturma düzeni ve hijyen kuralları uygulandı. Beş çıkarmamız lazım. Kayınoğlunuzu testler yapıyor mu diye sorduğunda kız erkek arkadaşlar yapılmıyor. Siz iletin hem kontrolünde testi yapın. Vatandaşımıza, projelerimize iş üretme dönemi diye var. Efeler Belediyesi koronavirüs salgınında normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte işletmelerde çalışan personellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 4500'ün üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçildi. Bu kapsamda Efeler Belediyesi bünyesinde bulunan Menderes Park, Şehit Nedip Cengiz Eker Parkı, Pınarbaşı Kafe ve Saklıbahçe Kafe'de vatandaşlara hizmet sunan 67 personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın talimatıyla yeni dönemde koronavirüs tedbirlerine uygun olarak hizmet verilmesi için gerçekleştirilen bilgilendirme eğitimine işletmelerdeki tadilat ve temizlik işleri personelleri de katıldı. Efeler Belediyesi olarak da bünyemizde bulunan Menderes Park, Pınarbaşı Kafeterya, Manolya Park ve Saklıbahçe'deki tüm hazırlıklarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu hazırlıklar kapsamında iş yerlerimiz için uygun tadilatlar, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri, personelimiz için de bilgilendirme eğitimleri yapıyoruz. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Menderes Park'ta düzenlenen eğitim öncesinde işletmelerdeki tüm çalışanlar sağlık muayenesinden geçirildi. Sosyal mesafenin korunması, post cihazı, servis masalarının, sandalyelerin ve tuvaletlerin misafirler kullandıktan sonra hemen dezenfekte edilmesi uyarılarına sıklıkla ve önemli değinilen eğitime çalışanların sosyal mesafeyi koruyarak katılması ise dikkatlerden kaçmadı. Burada da Menderes Park'ımızın bahçesinde tüm bu kafeteryalardaki personelimizi sosyal mesafeyi göz önünde bulundurarak topladık ve açık alanda kendilerine eğitim verdik. Bulunduğumuz yerde müşterilerimizle ve müşterilerimizin oturduğu masalar, sandalyelerin her müşteriden sonra dezenfekte edilmesi, post cihazının her kullanımdan sonra tuş takımlarının dezenfekte edilmesi, tuvaletlerin düzenli olarak yüksek oranda dezenfektan kullanılarak veya çamaşır suyu kullanılarak dezenfekte edilmesi gibi bilgileri personelimizle paylaştık. Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 15 Haziran'dan itibaren işletmelerin Efeler halkının hizmetine sunulacağı açıklandı. Menderes Park'ta mutfakta ustabaşı olarak görev yapmaktayım. Bugün itibariyle bütün uzman arkadaşlarımızdan COVID-19 ile ilgili bütün eğitimlerimizi almış bulunmaktayız. Siz değerli misafirlerimiz için üst düzey önlemlerimizi aldık. Tüm çalışanlarımızın uzmanlarımız tarafından eğitimleri gerçekleştirildi. Kasa personelimizden mutfak personeline, saha personeline kadar tüm detaylı eğitimleri gerçekleştirildi. Haftaya ve bu hafta olmak üzere tüm personelimizin sağlık tetkikleri gerçekleştirildikten ve işletmelerimizin hijyenik koşulları
sağlandıktan sonra 15 Haziran'da tüm işletmelerimizi açmayı planlıyoruz. Efeler Belediyesi işletmeleri olarak tüm vatandaşlarımıza sizlere sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet sağlamayı planlıyoruz. 15 Haziran'da sağlıklı bir şekilde görüşmek dileğiyle. Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve 3 aydır gidemediği İzmir Kadife Kale şehitliğindeki oğlunun mezarına Nazilli Belediyesi'ne ait makam aracıyla gidebilen şehit babası Mustafa Erbilgin, Başkan Özcan'a teşekkür etti. Geçirdiği ameliyat ve koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır şehit oğlunun İzmir'deki kabrine gidemeyen Mustafa Erbilgin'in çağrısına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yetişmiş ve Erbilgin, önceki gün Başkan Özcan'ın makam aracıyla 1993 yılında terör örgütü tarafından gerçekleşen hain saldırıda şehit olan oğlu Piyade Er Oktay Erbilgin'in İzmir Kadife Kale Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etmişti. Başkanım, çok teşekkür ederim sana. Allah tutumun altına çık yavrum, çocuğunla, çocuğunla. Allah razı olsun. Oğlunun kabrinde bulunan fotoğrafın öperek hasret giren şehit babası Mustafa Erbilgin, Nazilli'ye dönüşünde İsabeli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik tarafından karşılandı. Allah işini gücünü rast getirsin, kaza bela vermesin yavrum amin, sana. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Başkan Özcan da şehit babasını evinde ziyaret etti. Baba Mustafa Erbilgin, Başkan Özcan'a sarılarak teşekkür etti. Çok zor şeydir, biliyorum benim amcam da şehit. Öyle dedi. Gidememek çok zor olur. Ne demek? Sen dünyanın en güzel iyiliğini yaptın bana. Allah razı olsun. Başkan Özcan ise amcasının da şehit olduğunu hatırlatarak, şehit yakını olmak çok zordur. Biz görevimizi yaptık. Bizim ailemizde de bir şehit, iki gazi var dedi. Biz görevimizi yaptık. Benim ailemde bir şehit, iki gazi var. Bu hususların ne demek olduğunu bütün Türk milletinin evladı bildiği gibi ben de çok çok iyi yakinen biliyorum. O kabre gittiğinizde o hissettiğiniz hissiyat çok çok farklı oluyor ki evladınız olduğunda daha farklı oluyordur mutlaka. Amcamız ve abimiz bu memleket için hayatını ortaya koymuş, kanını vermiş, canını ortaya koymuş. Biz ne yapsak onlar için çok çok az olacaktır. Biz görevimizi yapabildiğimiz kadarıyla yapmaya çalıştık. Amcamızla karşılaştığımızda durumu iletti bize. Daha öncesinde seçim çalışmalarında karşılaşmıştık. Evet. İsabeli'deki mutas ziyaretlerimiz kapsamında kahvede otururken karşılaştık. Böyle bir durumunun olduğunu söyledi. Ben de arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdim. Arkadaşlarımızın hepsinden Allah razı olsun. Muhtarımız durumu bize iletti. İlk ileten de oydu zaten. Amcamızın talebini de ileten sayın muhtarımızdı. Hep beraber memleketteki her sorunu çözeceğimize inanıyorum. Allah razı olsun kendilerinden. Rabbim de şefaatlerine nail eylesin inşallah bizlere. Amca sizden de bir kelime alalım artık. Kürşet Başkan'ın mı yaptığı bu şeyi ölene kadar unutmayacağım. Bana sahip çıktı şehit ailesi olduğum için. Allah razı olsun ondan ve tuttuğunu altın etsin. Çoluğuna, çocuğuna, kendine, orantasına Allah uzun ömür versin. Başka diyeceğim yok. Sevgili seyirciler, Bornova Belediyesi işçileri çalışkanlıkları ve dürüstlükleriyle örnek olmaya devam ediyor. Ocak ayında cam dibinde para dolu cüzdan bularak sahibine ulaşmasını sağlayan Zafer Yavaş'tan sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan Cemil Vardar da parkta buldu ve içinde yüksek miktarda para bulunan zarfı yetkililere teslim etti. Bornova Belediyesi bünyesinde 11 yıldır çalışan evli ve bir çocuk babası Cemil Vardar, büyük park içinde çalışma yaptığı sırada yerde zarf buldu. Zarfın içini açan Vardar, içinde yabancı para olduğunu görünce önce amirini arayarak durumu bildirdi. Daha sonra da Bornova Belediye Başkanlığı'na giderek olayı anlattı. Bornova Merkez Karakolu'na haber verilerek içinde yabancı para bulunan zarf emniyet görevlilerine tutanakla teslim edildi. Bornova Belediyesi işçisinin bulduğu zarfın sahibine ulaşmak için sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunuldu. 20 de olabilir, 2 de olabilir, 2 milyon da olabilir. Onun düşüren kişiye teslim etmek bizim görevimiz. Evet. Bornova güvenli bir kent. Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa Edu ise örnek davranışta bulunan personeli Cemil Vardar'ı makamında arayarak erdemli davranışı için teşekkür etti. Başkan Edu, hak, hukuk ve adalet prensibiyle hareket ettiklerini ifade ederek
bulunan para ne kadar olursa olsun onu sahibine teslim etmek bizim görevimiz. Çünkü Bornova güvenli bir kent. Çalışma arkadaşlarımızın da bu şekilde düşünerek çalışması bizi mutlu ediyor dedi. Cemil Vardar ise parayı teslim etmenin sorumluluğu olduğunu belirterek ben yapılması gerekeni yaptım. Dürüst bir insanım, hak etmediğim bir parayı alamazdım diye konuştu. Ben de bu şekilde çalışan iş paydaşlarım, iş arkadaşlarım olmasından dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sizin gibi insanlar bu ülkede oldukça bizim sırtımız yere gelmez. Kim bilir o paraya ne kadar ihtiyacı vardı insanın. Senin de çok ihtiyacın olabilir ama sen çalışıyorsun bir şekilde. Evet, hak etmediğin bir paraydı ve sen bunu 10 kişiden 9 kişinin yapmayacağı hareketi yaparak getirdin, verdin. Ben sana minnettarım. Bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Biz hak, hukuk, adalet üzerinde çalışıyoruz. Benim çalışanımın da bu şekilde olması beni çok mutlu etti. Seni tekrar kutluyorum. Sarılamadım, elini sıkamadım. Pandemi sonrası bir alacağın olsun benden. Sevgili seyirciler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantisi verdiği ve tamamını kadınların oluşturduğu Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 3 serayla başladıkları çiçek serasını 27'ye çıkarırken ürettikleri 18 milyon çiçeği Türkiye'nin değişik illerine gönderdiler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün alım garantili çiçek üretimi yapan üreticileri ziyaret etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün Köyceğiz ilçesi Beyobası mahallesinde başlatılan alım garantili çiçek üretiminde 18 milyon rakamına ulaşan seraları ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Allah maşallah. Nasılsınız kızlar? İyisiniz. Sağ olun. Köyceğiz ilçesinde 2015 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 3 üreticiyle başlattığı alım garantili çiçek üretiminde bugün 30.500 metrekare alanda 27 serayla mevsiminde 60 üretici rakamlarına ulaştı. Bugüne kadar 18.013.985 adet çiçek üreten seralar sadece Muğla'yı süslemekte kalmadı. Aynı zamanda Aydın, Isparta, Burdur, Antalya ve Afyon'da da parkları, yeşil alanları süsledi. Bak bu çok güzel. Seranın içinde yaşıyorlar. Köyceğiz Beyobası'ndaki seraları ziyaretinde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün toprağa kadın elinin değmesiyle üretimin ve verimin arttığını, Muğla'da kadın eliyle üretilen çiçeklerin Ege ve Akdeniz'i süslediğini söyledi. Kooperatifleşmeyi teşvik eden ve uyuyan kooperatifleri harekete geçiren bir politikamız var. Burada daha önce faaliyetlerini durdurmuş ama kapanmamış bir kooperatifimiz vardı. Başkanla görüştük. Bizimle beraber böyle bir şey yapar mısınız? Siz çiçek üretin, biz belediye olarak alalım, diğer ilçe belediyelerine verelim. Daha sonra otellerimiz var, onların ihtiyaçları var, onlara verelim. Ve burada önemli bir ekonomik hareket yaratalım. Nitekim başkan da buna inandı, bizimle beraber hareket etti. İki sera ile başlamıştık. Şu anda 27 sera var. Ayrıca sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi çiçekleri alırken diğer ilçe belediyeleri de almaya başladı. Yine sahillerdeki büyük otellerin bahçeleri artık burada üretilen, Muğla'da üretilen, Beyobası'nda üretilen çiçeklerle donatılmaya başlandı. Talebe göre çalı tipine geçildi ve çalı tipini de burada üretiyoruz. Hedef buraya gelen ve talep eden arkadaşların aradıkları şeyin hepsini bulabilmeleri. Binin üzerinde çeşit var ama daha da arttırarak ne talep ettiyse o anda yoksa onu üreterek burada yok yok demek gerekiyor. Bunun yanında diğer illere de göndermeye başladık. Isparta, Afyon, Denizli, yani Ege bölgesinde ve bütün komşuluklarımızda Antalya'ya kadar çiçek gönderiliyor. Bu sera adedi daha da artacak. Şimdi yeni bir GEKA projesiyle bir makinalaşmaya gidildi ve saksıların oluşmasında ve onun toprağının oluşmasında çok daha pratik hale geldik ve YEKA projesiyle bunu yapmış olduk. Biz burada üretemeyeceğimiz tüketim maddesi yok. Kırsalda üretelim, kıyıda tüketelim.
Çiğli Belediyesi tarafından normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan Çiğli'deki çay ocağı ve kahvehanelere hijyen malzemeleri dağıtılmaya başlandı. Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 1 Haziran'dan itibaren kapılarını açarak yeniden halka hizmet vermeye başlayan çay ocağı ve kahvehaneleri tek tek dolaşarak içinde temizlik malzemelerinin bulunduğu setleri dağıtmaya başladı. İyi günler de bulalım. Çok teşekkür ederim. Ben de esnaf olarak Çiğli Belediyesi'ne teşekkür ederim. Rica ederiz. İyi günler de, sağlıklı günler de. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İlçede bulunan 273 kahvehane ve çay ocağına ulaşan ekipler içinde maske, kolonya, sabun, çamaşır suyu ve tuvalet kağıdından oluşan temizlik setleriyle Türk bayrağını esnaflara dağıttı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, halka yeniden hizmet vermeye başlayan çay ocağı ve kahvehane esnafına başarı ve hayırlı işler diledi. Azlık, maske ve Türk bayrağı bulunmaktadır. Teşekkür ederim. Sağlıklı çalışmalar. Hayırlı günler. Sağ olun. İyi günler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde iki sürücülü bisikletlerin akıllı bisiklet kiralama sistemine dahil edildiğini duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi iki sürücülü bisikletleri 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde törenle BİSİM akıllı bisiklet kiralama sistemine dahil etti. Küresel salgının ardından yaşanan normalleşme sürecinde bisiklet kullanımı teşvik etmek için 70 tandem bisiklet hizmete alındı. İnciraltı kent ormanında düzenlenen törende konuşan Başkan Soyer, evet, sürdürülebilir ulaşım politikaları çerçevesinde motorlu araçların kullanımının azaltılması için yapılan çalışmalara değindi. Her istasyonda ikişer adet bulunacak olan tandem bisiklet sayısını bisiklet kiralama sistemine dahil ettiğimiz tandem bisikletleri hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın keyfini ve gururunu yaşıyoruz. Tandem bisikletler birden fazla kişinin aynı anda bisiklet kullanmasına imkan vermesi yönüyle hem vatandaşlarımıza keyifli bir bisiklet deneyimi yaşatacak hem de görme engelli vatandaşlarımızın erişilebilir ve engelsiz bir şekilde yaşama dahil olmasını sağlayacak. Sevgili seyirciler, Türk Edebiyatı'nın ölümsüz ismi Nazım Hikmet aramızdan ayrılışının 57. yılında Buca'da unutulmadı. Bugün 3 Haziran, biliyorsunuz dostlar, Nazım Hikmet'in 57. ölüm yıl dönümü. Yazdığı şiirlerle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli şairlerinden biri olan büyük usta Nazım Hikmetran Buca'da unutulmadı. 3 Haziran 1963 tarihinde Moskova'da hayata gözlerini yuman Nazım Hikmet için Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde online anma programı düzenlendi. Etkinlik koronavirüs tedbirleri kapsamında Buca Belediye Başkanı Avukat Erhan Kılıç ve Buca Belediyesi'nin Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Bizler bu engelleri ortadan kaldırarak Nazım'ı anmalıyız. Sloganıyla ortaya çıktık ve Buca Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlik. Tabii başta Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Bucalıların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte şair ve yazar Vedat Araz, Nazım Hikmet'in aşka, yaşama ve devrime dair en sevilen şiirlerini okudu. Araz'ın şiirlerine sanatçı Hüseyin Kurtulmaz şarkıları Cenk Arslan Boğaz'a bağlamasıyla eşlik etti. Bucalılar sosyal medya üzerinden Nazım Hikmet'in eserlerini eşlik ederek duygulu anlar yaşadı. Aşkım çektim. Açlık grevi de içimde ve tatmadığım yemek yok gibidir. 30'umda asılmamı istediler. 48'imde barış madalyasının bana verilmesini verdiler. Hiç kimse duymadan hükümler gibi yiğidim aslanım burada yatıyor. Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar. Gonca gülümü yedi tepeli şehrimde bıraktım Gonca gülümü. Ne ölümden korkmak hayır.
Sevgili seyirciler, Sivas'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşi tanısı konulan hasta sayısı yaklaşık 100'e ulaştı. Geçtiğimiz yıl boyunca görülen vaka sayısına bir ayda ulaşıldı. Neredeyse Covid-19'u unutturan artış bilim adamlarını da şaşırttı. Sivas'ta geçtiğimiz yıl kene ısırması sonucu hastaneye başvuran 120 hastaya Kırım Kongo kanamalı ateşi tanısı konulurken yaklaşık 10 kişi bu virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu yıl erken görülmeye başlayan Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarında 5 kat artış görüldü ve yaklaşık 100 vaka tespit edildi. Tedavi altına alınan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Uzmanlar kenenin öldürücülük özelliğinin COVID-19'a göre 3 kat daha fazla olduğunu vurguladı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İlhan Çetin, bu yıl kene ısırması sonucu oluşan Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarının erken görülmeye başlandığını belirterek açıklamalarda bulundu. 2002 yılından itibaren Kırım Kongo kanamalı ateşi Sivas bölgesinde, bizim kendi İç Anadolu bölgemizde ve Orta Karadeniz bölgesinin güneyinde ciddi bir endemik ve epidemik hastalık halinde seyretmektedir. Özellikle de bu sene için biz geçen yılki vakaların yaklaşık 5-6 katı daha fazla Kırım Kongo kanamalı ateşi görmeye başladık. Ve bu sene özellikle biz normalde Nisan sonu Mayıs başında gördüğümüz Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarını Mart'ın ortalarından itibaren görmeye başladık. Sivas ve çevresinde şu ana kadar 94 vakamız olmuştur. Bunların 78 adeti erişkin hastamız, 16 tanesi de çocuk hastamızdı ve geçen yılki sayılara göre 5-6 kat daha fazla vakayı görüyoruz. Yani bunların fazla gözükmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi özellikle COVID-19'dan dolayı hem kenelerle hem de Kırım Kongo kanamalı ateşiyle yeterince mücadelenin yapılamamış olmasını ben burada etkili görüyorum ve tüm vatandaşlarımdan özellikle bu Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı dikkatli olmalarını öneriyorum. Kırım Kongo kanamalı ateşinin özellikle risk grubu, 3 önemli risk grubumuz var. Bunlardan bir tanesi hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız, çiftçilerimiz ve özellikle hayvan otlatan, hayvanı yayılmasında etkili olan insanlar. Bir ikincisi ise hayvanları besleyen ve hayvanların sütünü sağan hanımefendiler bu noktada risk altındaki insanlar. Çünkü hayvanlar tarafından özellikle büyükbaş hayvanlar tarafından köylere getirilen, ahırlara getirilen hastalık taşıyan, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığını taşıyan keneler insanlara bulaşmakta, insanları ısırmakta ve arkasından da bu hastalığı insanlara geçirmektedir. DNZ.com spor haberlerini sunar. Denizli Spor'un başarılı defans oyuncusu Oğuz Yılmaz ilk defa bu kadar uzun süre futbol oynamadıklarını ve koronavirüs testleri negatif çıktığından dolayı antrenmanlara erken başladıklarını belirtti. Denizli Spor Sivasspor maçı hazırlıklarını Haluk Ulus Otelisi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik direktör Bülent Uygun antrenman öncesi basın mensupları bir araya gelerek kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin devam etmesi kararına ilişkin futbolculardan ve teknik direktörlerden görüş alınmamasına sitem eden teknik hoca bizlere ve futbolculara bu konuda en azından isteklerimiz sorulsaydı çok daha doğru olurdu diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Takımlarına bakarlardı yani bir nevi bütün şehir toplanırdı el birliğiyle. O takımımızın bütün ihtiyaçlarını, gıdasını bilmem nesini yaparlardı. Bu çok bizim zamanımızın çocukluklarına denk gelir. Sonrasında o kadar yüksek bir ekonomik gelir elde etti ki kulüpler. Onunla birlikte neredeyse
içerisinde barındırdıklarıyla birlikte binlerce kişiye bakar duruma geldi. Ve kulüplerimizin yaşaması için %80'i %90'ı ekonomik olarak borçlu olmasından dolayı mutlak ve mutlak bu ligin oynanması yönündeydi. Yoksa telafisi olmayan bir sürece girer ve kulüplerimiz kapanma noktasına gelebilirdi. Bu anlamda da oynanması en doğru ve yerinde bir karar olacağı düşüncesindeyim. Tabii ki sağlık tedbirleri en üst seviyede alınmaya devam ediliyor. Değiştirebilir mi? Onu bilmiyorum. Çünkü başkanlar arasında bir toplantı yapıldı. Bu çok güzel. İşte medya ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bu da güzel. Doktorlarla bizim sağlık anlamında almamız gereken tedbirler konuşuldu. Ama antrenman bilimi yönünden veya bu işin emekçisi olan futbolcularla, teknik direktörlere maalesef bir sorun olmadı. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Bundan yaklaşık 2011 yılında Amerika'da 3 ay bir ara verildi. O zamanki futbolun patronları anlaşmazlıktan dolayı ve dönüşünde ikinci haftasında 12 tane tendon sakatlığı, onlarca adale sakatlığı oldu. Döndük en çok Almanya'ya bugün baktığımızda Almanya oynanan maçların 4 maçtan çıkışında 6 tane adale sakatlığı oldu. Şimdi bakın ne kadar zor bir süreçten başlıyor. Yani bir anlamda hayatlarımız önemliyken bir anlamda da futbolcunun sağlığını korumamız lazım. Bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçlerde birçok sakatlık yaşayacaktır takımlar. Hatta antrenman periyotlamasında yaşayacaklardır. Futbolcuların üzerinde oluşan entropiyi, onlara gelecek kaygısı ve bu yaratan psikolojinin verdiği etkiyle birçok futbolcu maalesef sakatlıklar yaşayacaktır. Bu sakatlıklar da belki de futbol hayatında çok büyük tesir edecek bir süreçti. O yüzden bizler ve futbolculara da bu konuda en azından isteklerimizi sorulsaydı çok daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler, Denizlispor'un orta saha oyuncusu Radoslav uzun zamandır futbol oynamadığını ve Sivasspor maçı için sabırsızlandığını belirtti. Uzun süren sakatlığını atlatan ve yeniden yeşil sahalara dönecek olan Zakaria uzun süredir futbol oynamadığını vurguladı. Denizlispor'un başarılı defans oyuncusu Oğuz Yılmaz ilk defa bu kadar uzun süre futbol oynamadıklarını ve koronavirüs testleri negatif çıktığından dolayı antrenmanlara erken başladıklarını belirtti. Oğuz Sivasspor maçı ile ilgili olarak da bu ara bize iyi geldiğini düşünüyorum, o yüzden Sivas'a giderken de korkmuyoruz dedi. Bir futbolcu için bu hem de çok uzun bir süre, off sezonlarda bile bu kadar yatmıyorduk yani öyle söyleyeyim. Vücudumuz bayağı stabil kaldı. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz sakatlık riskini azaltmak için. Çünkü futbolcu için bu tür bekleyişlerden sonra oynamak sakatlıkları getirebiliyor. Hocamız da buna çok dikkat ediyor. O yüzden biz biraz erken başladık diğer takımlara göre. Takımımızda da işte vaka çıkmaması antrenmanlarımıza ara vermememizi de sağladı. Bu bakışta ilerliyoruz. Lige hazırlanacağız tarihe gelene kadar. En önemlisi tabii umut ettiğimiz şey sakatlık olmaması. Sıfırdan başlıyoruz. Her takım olduğu gibi biz de sıfırdan başlıyoruz. Ama bizim bir avantajımız var bence. Son maçlarda çok iyi bir birlikteliğimiz vardı. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu arada bize iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden yani Sivas'a giderken de çok fazla korkmuyoruz. İyi futbolumuzu devam ettirmeyi düşünüyoruz orada da. İnşallah iyi bir sonuçta döneriz. Tabii futbol sadece sahada oynanan futbol değil. Maddi açıdan çok önemli şeyler var. Dışarıda olan şeyler var. O yüzden iptal olması birçok şeyin dengesini değiştirecekti. Bence de iptal olmaması önemliydi. Doğru bir karardı. Tabii süresi hakkında bir şey diyemeyeceğim. Bunu TFF'deki yetkili kişiler veriyor ama dediğim gibi bence oynanması gerekiyordu. Biz de oynayıp bir an önce ligi bitirmek istiyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünyayı saran George Floyd cinayeti sonrası ırkçılık karşıtı söylemler öne çıkarken Altay Spor Kulübü sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla yaşananlara duyarsız kalmadı.
Denizlispor'un başarılı orta sahası Murawski, uzun zamandır futbol oynamadığını ve Sivasspor maçı için sabırsızlandığını belirtti. Uzun süren sakatlığını atlatan ve yeniden yeşil sahalara dönecek olan Zakaria Berdiç ise uzun süredir futbol oynamadığını vurgulayarak, "Bu süreçte çok çalıştık ve oynamak için hazır olduğumuzu düşünüyorum." dedi. Sabırsızlanıyoruz. Yani ne zamandır oynamak istiyorduk, şimdi ne zaman oynayacağımızı da bildiğimiz için. Yani zamanın geçmesini bekliyoruz başlamak için. Ya dediğim gibi ben çok sabırsızlanıyorum. İnşallah oraya gidip de 3 puan almak nasip olur bize. Biz hazırız. Yani baktığınızda oynayabiliriz şu anda. Yani o yüzden umarım kazanabiliriz. Hedefimiz de zaten kazanmak. O yüzden hazırlandık. Umarım da öyle olur. Umuyorum ki böyle devam ederim. O grafikle devam ederim. Çünkü yani durduğumuzdan beri ben aslında her gün idman yaptım. Çünkü bu bizim işimizin olduğunu biliyorum. Ve biz ne kadar idman yaparsak o kadar hazır oluruz. Hani kendimizi hazır tutmamız bu anlamda da çok çok önem kazanıyor. Bunun devamında da tabii ki de ben maçlarda gol atıp asist de yapmak isterim açıkçası. Katkıda da bulunmak isterim. Umarım da öyle olur. Tabii ki de uzun zamandır oynamıyoruz ama bu süreçte de biz çok çalıştık ve oynamak için hazır olduğumuzu düşünüyorum. Virüs hani çok tehlikeli bir virüs ama yani bazen futboldan daha önemli şeyler var bazı durumlarda. Evet. Ama burada durum biraz daha farklı, biraz daha sakin ve daha iyi gibi. O yüzden yani, hani oynayabiliyorsak neden oynamayalım? Ve çok kötü bir sakatlık geçirdim ama bu dönemde de biraz şanslıydım ben. Hani durunca ben de toparlama fırsatım oldu, çalıştım. Çalıştığım için de şu anda hazır hale geldim. Yani açıkçası şans verdikleri takdirde her türlü. Evet, şimdi ise spordaki gelişmelerle devam edelim. Bültenimize sevgili seyirciler, Sivasspor hazırlıklarına devam eden Denizlispor'da basın mensuplarının sorularını cevaplayan teknik direktör Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin devam etmesi kararına ilişkin futbolculardan ve teknik direktörlerden görüş alınmamasına sitem etti. Irkçılığa karşı atılan her adım insanlığın aldığı nefes olacaktır sloganıyla Altay TV ve Siyah Beyazlı Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Altay'ın siyahi oyuncularından Helder Tavares, İbrahim Hasan ve Segbepia yer alırken üçlüye objektifler karşısında Erhan Kartal, Andreas Tatos ve Yılmaz Özeren eşlik etti. Cumhuriyet'ten önce kurulan Altay'ın varoluş felsefesinde özgürlük olduğunu kaydeden Profesyonel Şube Sorumlusu İlmi Bozok, kulübümüz 1. Dünya Savaşı sonrası işgal altına giren bir milletin yurdunu geri almak için gösterdiği gayret sonucu kurulmuştur, dedi. Öte yandan Covid-19 salgını nedeniyle tatil edilen ve yaklaşık 2 hafta sonra yeniden start alacak lig öncesi hazırlıklarını sürdüren Altay, erteleme sonrası ilk rakibi olacak Akisarspor maçına odaklandı. Çalışmalarını teknik direktör Yalçın Koçukavak yönetiminde sürdüren Siyah Beyazlar'da tedavisi devam eden Gencer Cansev dışında eksik bulunmuyor. DNZ Kop spor haberlerini sundu.